Sayın Bakan. Gel bakalım sen de şöyle yanıma gel. Sağ ol Sayın Bakan. Kitapları getirdim. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendi tekrar güzel ilçemizde alkışlarımızla karşılıyoruz. Şerefler getirdiniz, sefalar verdiniz Sayın Bakanım. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, biliyorum sabırsızlıkla bu anı bekliyorsunuz. İşte dirilişin, kuruluşun, kurtuluşun ve Yüce Rabbimizin izniyle inşallah Şahlanış'ın şehri Bilecik'te ve onun cennetten bir köşe ilçesi pazar yerinde Gençlik ve Spor Bakanımızın ağırlığının mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sevgili gençler, değerlerine vermek ve onların hayata daha yaşanabilir kılmaları düşüncesiyle güzel bir tesis oluşturduk. Yerelde sizler değerli bakanlarımızın ve büyüklerimizin destekleriyle ve elbette ki davamızın hür sesi, mazlumların gür sesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 hedeflerine çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz Sayın Bakanım. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Bakanlarımızın, Sayın Valimize, milletvekillerimize ve önceki dönem kaymakamlarımıza, belediye başkanımıza, emekleri olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Arz ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Çalışmalarına kolaylıklar diliyoruz. Sayın Bakanım, konuşmalarını yapmak üzere. Bilecik Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı'yı güçlü alkışlarınızla sahneye arz ediyorum efendim. Saygıdeğer Bakanım, çok kıymetli Valim, Kaymakamım, değerli Belediye Başkanım,
Cumhur İttifakımızın çok değerli başkanları, değerli rektörüm, İl Genel Meclis Başkanımız, İl Genel Meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, partilerimizin çok değerli mensupları, hizmet etmekle her zaman gurur duyduğum Pazarcıklı hemşerilerim, çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Sayın Bakanım, taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Şeyh Edebali Diyarı, Ertuğrul Sancağı, ata toprağı, Bilecik'imize, pazar yerimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten Bilecik'imize yakışık, yoğun, güzel bir günü hep birlikte idrak ediyoruz. Onun da pastasının çileği konumunda böyle geçmişten gelen güzel bir binayı bugün gençlerimize emanet edeceğimiz güzel bir çalışmayı böyle akşam vakti de olsa açılışını yapmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Bakanım, bakanlığa geldiğiniz günden itibaren şehrimize vermiş olduğunuz değer, önem ve katkılar sebebiyle hemşerilerim huzurunda sizlere ayrıyeten teşekkür ediyorum. Gerçekten neyi getirdiysek Bilecik adına, ilçelerimiz adına o konuda hep yapıcı oldunuz ve güzel hizmetleri şehrimize kazandırmanın mutluluğunu bizlere yaşatıyorsunuz. İşte az önce Söğüt'ümüze gittik. Gençlik Oba Kamp projemiz tek başına geleceğimiz açısından ama geçmişte geleceğe bağ kuran çok önemli bir proje. İnşallah sizin o heyecanınızı da biliyoruz. Bu yıl içerisinde biteceği noktasındaki talimatlarınızı da biliyoruz. Yine Bilecik'imizin her köşesindeki spor tesislerine vermiş olduğunuz değerli milletvekilim, pek muhterem Hazirun, değerli gençler, değerli sporcular, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün Bilecik'teyiz. Kuruluşun, kurtuluşun sembol mekanı Bilecik'teyiz. Andolsun ki heyecan doluyuz, mutluluk doluyuz. Hem sizlerin o güzel ev sahipliği, hem bulunduğumuz beldenin o derin ruhu bizler için apayrı bir heyecan, apayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Bu vesileyle değerli ev sahipliğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sabah saatlerinde kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizin ilimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni başkanımızı, tüm yönetimi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Tabii ki Bilecik demek, gençlik demek, tarih demek, heyecan demek ve istikbal demek. O yüzdendir ki Bilecik'e, ilçelerine, beldelerine inşa ettiğimiz her bir eser ülkemizin yarınları için, güçlü yarınları için birer sembol. Sonra da Bilecik'imiz ve ilçelerimiz için inşa etmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Çünkü bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir ihya hareketinin, bir mücadelenin, adalet mücadelesinin, kalkınma mücadelesinin eferleriyiz. Dolayısıyla inovasyon odasıyla, güzel sanatlar çalışmalarının olabileceği atölyeyle, el sanatları atölyesiyle, açık basketbol ve futbol alanlarıyla pek çok anlamda pek çoğumuza Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Gençlerimizi her türlü belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi ya Rabbel Alemin. Bu gençlik merkezimizin yapımında emeği geçenlere dünya ve ahiret mutluluğu nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza. Evet, şimdi Buğra ilk olarak açılışı Buğra'yla beraber yapacağız hep birlikte. Ben bu güzel merkezin Buğra gibi çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm pazar yeri gençlerinin halkının hizmetinde 7/24 olacağını vurgulamak istiyorum. Ve tüm halkımız için hayırlı uğurlu olması temennisiyle ya Allah bismillah diyorum. Hadi Buğra. Evet. Evet hocam buyurun. Çok rastgele girdim. Evet, sağ olun.
Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. Biz Birleşik Türk Hava Kurumu Genç Kanatlar, ben lideriyim, Yasin Yasa ismim. Atölyeler kurarak bu şekilde model uçaklar verebiliyoruz, yani bu kurslara verebiliyoruz. Bugün de modelimizde Ataplaner model uçağı vardı. Model uçakta, Ataplaner model uçakta aslında temelden başlamak için havacılığa, yani motoru olan her uçak uçabiliyor. Çünkü bunun bir motoru var. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizin için minik bir görsel hazırladık. Uygulama yapmak ister misiniz bilmiyoruz. Biz böyle silikon kalıplara taş tozundan döküm yapıyoruz. Evet. Sonra minik süsler çıkıyor. Çocuklar bunlarla boyayıp hem vakit geçiriyorlar hem terapi oluyor. Ne kadar güzel. Sizi de isterseniz uygulayalım. Pazar yerliyiz. Memleketime geldiğimde de burada Pazar'daki bir yunus projesinde ortaokulda, liselerde başladık. İlk başta oyun ve animasyon geliştiriyoruz. Şöyle gösterelim isterseniz. Başlatın arkadaşımız, anlatsın bize. Kameradan görüntüyü alarak böyle renkleri algılayarak puan kazanıyor. 60 saniye içinde ne kadar puanı kazanırsak, en 60 saniyenin sonunda bir... Hayırlı olsun herkesiniz. Burası sizi. Tamam mı? Sınır yok. Gece, gündüz, sabah, akşam. Tamam. Allah yardımcınız olsun. Başarı diliyorum. Size bazı ufak hediyelerimiz var. Onları da Tarık Bey takdim etsin. Programı... Ayşe gelsin. Yani ibadete açık. Evet. Bir de belediyenin önünde bir resim alalım şöyle. Tamam. Peki. Her şeyi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Son günlerimiz hayırlı olsun. Sağ olun.